Bu metne göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye ekonomisinin eksik yönleri arasında gösterilemez? Ekonominin Avrupa'da ve Amerika'da birkaç asırlık geleneği var. Ticari ilişkiler bir günde kurulamaz. Hele sanayi hem örf hem gelenek hem sermaye hem de ilim ve araç gereç meselesidir. Ziraat bile ilkellikten çoktan çıktı. Acaba bizde 100 seneden beri süre gelen bir şirket değil, bir firma, bir servet gösterilebilir mi? Ticaretin gelenek haline geldiği bir memlekette becerikli bir tüccarın oğlu vefat eden babasının ticaretini devam ettiriyor. Bizde bu ayarda tüccar, ziraatçı, sanatkar bulunmak şöyle dursun. Marangoz, doğramacı, demirci ve kuyumcuların sayısı bile ihtiyacı karşılamaktan uzaktır. Vaktiyle aşağı görülen bu sanatları Rumlar, Ermeniler, Yahudiler icra ederdi. Onlar da şimdi kalmadı. Türk toplumu sanatkarların azlığından dolayı bir buhran geçiriyor. Bu durum Türkiye'yi yeni ekonomi politikaları üretmeye özellikle de devletçilik devletçilik politikasına sevk ediyor. Şimdi devletçilik politikası dediği devletin ekonomik alana müdahalesini ifade eder Atatürk'ün devletçiliği. Bunu bu şekilde açıklayabiliriz. Hangisi gösterilemez eksik yönlerde. Modern tarıma geçilmemiş olması ki yukarıdan net bir şekilde Bundan bahsedilmiş ziraatte bile ilkellik diyor eledim. Köklü dış ticaret geçmişinin olmaması yani e, onu da şu soruyu sorarak söylemeye çalışmış eledim. Azınlık sanatkarların sınır dışı edilme. Hayır onlar gitti diyor kalmadı diyor. Yani sınır dışı edilip edilmediği belli değil. Doğru cevabımız gösterilemez dediği için C şıkkıdır. Bu açıklamada Atatürk'ün cumhuriyetçilik anlayışının aşağıdaki özelliklerden hangisine vurgu yapılmıştır? Atatürkçü düşünce sisteminin dayandığı, dayanağı olan en temel ilke cumhuriyetçiliktir. Cumhuriyetçilik ilkesi yöneticiye ömür boyu görev yapma yetkisi vermez. Saltanat gibi. Yöneticiler yasalarla belirlenen süre içinde görevini yürütebilir. A. Seçimlerin serbest yapılmasına hayır seçimlerin belirli aralıklarla yenilenmesine evet anayasanın değiştirilemez maddelerinden biri olmasına hayır toplumun millet bilincine erişmesinde katkıda bulunmasına hayır doğru cevabımız B şıkkıdır Buna göre Atatürk'ün aşağıdaki sözlerinden hangisi bu kapsamda değerlendirilebilir? Atatürk milliyetçiliği ırkçılığa karşıdır. Atatürk Türklüğü ırk temelinde değil, duygu ve düşünce temeline dayandırmıştır. A ne mutlum Türk'üm diyene. Duygu ve düşünce derken ne mutlu Duygu ve düşünce dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkıdır. Kimsenin fikrine ve vicdanına hakim olunamaz. Bu daha çok laiklikle ilgili. Türk milleti insanlık ailesinin yüksek ve şerefli bir organıdır. Bunun da e, yani yukarıda söz edilen bilgiyle bağdaşmıyor. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur derken yine duygulardan bahsettiğini söyleyemeyeceğiz. Doğru cevabımız A şıkkıdır. Bu bilgide halkçılık ilkesinin aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilişkisi vurgulanmıştır? Halkçılık ilkesine göre ülkemizde ilk öğretimden üniversiteye kadar halka ücretsiz eğitim ve eğitim sistemde fırsat eşitliği tanınmıştır. Bir kere eşitlik diyorsa tabii ki halkçılık, e, fırsat eşitliği ve ücretsizlikten bahsediyorsa sosyal devleti ifade eder. İhtiyacı olanlara devlet hastanelerinde ücretsiz sağlık hizmetleri yine sosyal devlet. Ücretsiz kültür hizmeti devletin ana görevlerinden biridir. Yine sosyal devlet. Halkın ihtiyacı olan altyapı yatırımlarının tümü devlet tarafından yapılır. En ücra köylere okul, sağlık ocağı, yol, elektrik su ve sulama hizmetinin halkçılık ilkesi uygulamaları olduğu bilinmelidir. Ee, cevabımız çıktı doğru cevap B şıkkıdır. Buna göre laiklik ilkesinin benimsenmesinin asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Atatürk'e göre din tamamen vicdan meselesidir. Herkesin dini kendine, mezhebi kendine anlayışı yani. Herkes vicdanının emrine uymakta serbesttir. Dine saygı inanan kişinin haklarına saygının bir sonucudur. Ancak din işleriyle devlet işlerini birbirine karıştırmamak gerekir. Alet etmemek gerekir. Özellikle milli mücadeleye karşı çıkan isyanlar ve yayınlanan fetvalarda milli mücadele önderlerinin din düşmanı gibi gösterilmesi laiklik düşüncesinin önemini ortaya koymuştur din devlet işlerine karışmayacak. Din siyasete bulaştırılmayacak. Bu nedenle laiklik ilkesiyle dinin yönetim üzerinde oluşturabileceği baskı ortadan kaldırılmak istenmiştir. A toplumda inanç birliğini oluşturmak laiklikle ilgisi yoktur. Alamam. Akla ve bilime dayalı toplumsal sistem inşa etmek evet doğrudur laiklikle ama paragrafta bahsetmiyor. Vatandaşlara din ve vicdan hürriyeti sağlamak başında bahsediyor fakat devamında dinin siyasete alet edilmemesi gerektiği noktasında vurgu yapılmış. D. Dinin siyaseti, siyasi işlere alet edilmesini engellemek doğru cevabımız D şıkkıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi devletçilik ilkesinin topluma sağladığı katkılar arasında sayılamaz. Devletçilik devletin ekonomiye müdahalesidir ki bunun sebebi de halkın yetersiz sermayeye sahip olmasıyla ilgilidir devletçilik ilkesinin uygulanmasıyla birlikte ekonomideki durgunluk sona erdi. Ekonomik etkinlikler hız kazandı, yeni fabrikalar açıldı. Sanayileşmede itici güç olarak Sümerbank yeraltı kaynaklarını işletmek, Etibank ve Maden Tetkik Arama Enstitüsü kuruldu. Diğer yandan Bursa, Malatya, Aydın ve Kayseri'de kumaş, Eskişehir ve Turhal'da şeker, İstanbul'da cam ve deri, İzmit'te kağıt, Karabük'te demir çelik fabrikaları faaliyete geçti. Böylece ülkemizde geniş ve kapsamlı bir kalkınma hamlesi başladı. Yeni iş alanları açıldı. Hangi bölgenin hangi alanda yatırma ihtiyacı varsa ona öncelik verildi. Eğitim, sağlık, kültür ve sanat alanlarında ilerleme kaydedildi. Hangisi sayılmaz diyor. A. insanların ülke yönetimine katılımı artmıştır. Hayır bu, bu tamamen ekonomik katılımı ifade eder. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkıdır. Buna göre Türk milletiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Atatürk Türk milletiyle ilgili görüşlerini şu şekilde dile getirmiştir. Türk milletini kendi öz varlığını bile anlamaktan men eden sebepler ve engeller yok edilmiştir. Yıkılmıştır ve durmadan yok edilecek yıkılacaktır. Her halde millet tuttuğu yolda süratle şiddetle yürüyecek mutlaka layık olduğu mutluluğa ve huzura kavuşacaktır. A. Kendi değerlerinden ödün vermemiştir. B gelişmesine engelleyen unsurlara karşıdır. E, ulaşılamazı istediği için eledim. Sonsuza kadar varlığı sürdürme amacındadır kesinlikle. Bahsedilmiş e, başka ulusların bünyesinde yaşamayı istemiştir. Hayır. Tamamında paragrafın e, bilginin ulusal bağımsızlıktan söz ediyor. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkıdır. Numaralandırılan bölüme gelmesi gereken ifadeler aşağıdakilerin hangisinde doğru belirtilmiştir? Cumhuriyetçilik ilkesinin diğer inkılaplarla ilişkisi. Egemenlik hakkını eşit bir şekilde bütün vatandaşları tanıdığı için halkçı. Toplumun millet bilincine erişmesiyle ulaşılabilen bir yönetim olduğu için milliyetçi. Her alanda çağın yeniliklerine ayak uydurmayı öngördüğü için çağdaşlaşmayı ifade ettiği için inkılapçılık diyeceğiz. Dolayısıyla da doğru cevabımız bu noktada bakarsak halkçılık, milliyetçilik, inkılapçılık B şıkkıdır. Buna göre halkçılık ilkesinin amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Halkçılık ilkesi doğrultusunda yapılan çalışmalar, Cumhuriyet'in ilanı ile egemenlik doğrudan halka verilmiştir. Millet egemenliği yani Cumhuriyet'le ki söylemiş zaten demokrasi ile ilgilidir. Azınlıklar Türk vatandaşı kabul edilerek ayrıcalıklar sona erdirilmiştir. Medeni kanunun kabul edilmesiyle sosyal ve ekonomik alanlarda erkek üstünlüğü kaldırılmış kadın erkek eşitliği sağlanmıştır. Kılık kıyafet inkılabıyla çağdaş kıyafetler e, giyilmesi sağlanarak halk tarafından ayrımcılık ortadan kaldırılmış. Millet mektepleri açılarak herkesin okuma yazma öğrenmesi için okuma yazma seferberliği başlatılmıştır. Ancak baktığımızda A dini bütünleşmeyi sağlamak hayır ilgisi yok. Doğru cevabımız A şıkkıdır. Milli egemenliği gerçekleştirmek ilk maddeyi alacağız. Sosyal devlet anlayışı, kadın erkek eşitliği. E, azınlıkların Türk vatandaşı sayılması, elerim. Cinsiyete dayalı ayrıcalıklara son vermek yine aynı şekilde e, kadın erkekten bahseden medeni kanun. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkıdır. Buna göre Mustafa Kemal Atatürk inkılapçılık ilkesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisine vurgu yapmıştır? İnkılapçılık Sürekli değişimi ifade eder. Duran asla değildir. Bakalım. Mustafa Kemal Atatürk, 5 Kasım 1925 günü Ankara Hukuk Fakültesinin açılış töreninde yaptığı tarihi konuşmasında, bütün kanunların ancak dünyevi ihtiyaçlardan ilham alınarak yapılması zorunluluğunu anlattı. Ayrıca ihtiyaçların değişip gelişmesiyle kanunların da durmadan değişip gelişmesine esas alan dünyevi bir zihniyetle konuya eğilmek gerektiğini belirtti değişmesi gerekiyor diyor yani yenileşmesi baktığımızda doğru cevabımız C şıkkıdır.